Gençliğin sorunlarından bahsetmeden önce, ya da biz gençlik nereye gidiyor cümlesi hep böyle halk ağzında ya da uzmanlar tarafından konuşuluyor. Bunlardan, gençliğin nereye gittiğinden bahsetmeden, gençliğin sorunlarından bahsetmeden önce genç kimdir? Bunu belki birazcık ele almak lazım. Genç yetişkinlik dediğimiz bir dönem var. Bu dönem 18 ve 24 yaş arasında tekabül ediyor. Bundan önceki süreçte genç yetişkini adım atmadan önce bir ergenlik süreci var. Gencin muhatap olduğu. Daha sonra 18'li yaşlardan itibaren yetişkinin de provası olan genç yetişkinlik dönemi başlıyor. Günümüz şartlarında maalesef biz gecikmiş gençliklerden bahsediyoruz. Daha çok 25-30 yaşı buluyor bu genç yetişkinlik dediğimiz dönemin tamamlanması. Tabii ki bunda birçok faktör rol modeli oluyor. Geçmişe baktığımız zaman gencin sorumluluk alma duygusunun daha geç gelişmesi, kendi ayakları üzerinde durma, yaş standartlarının daha da üst yaşlara taşınmış olması, bu tarz durumlar genç yetişkinliğinde yaş aralığını uzatmış oluyor maalesef. Genç yetişkinlik döneminde biz gençten hangi süreci tamamlamasını bekliyoruz? Bu dönemdeki en büyük kavram kimlik bunalımı ya da kimlik bocalaması dediğimiz şeyler. Bu dönem gencin tutum ve davranışlarının önemli ölçüde etkilendiği bir süreç. Gençler bu süreçte ben neyim, kimim, yaratılış amacım ne, bu dünyada niye yer kaplıyorum gibi sorulara kendince cevaplar bulmaya çalışıyor ve bir anlam arayışı içerisine giriyorlar. Bu noktada kendini bir tanım ve toplumdaki rolünü, hayattaki amacını belirlemede de bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu sıkıntılar ailesine ve topluma karşı negatif bakmak olarak önümüze çıkabiliyor. Eğer aile gerçekten manevi anlamda, kültürel anlamda çok iyi bir rehberlik yapamamışsa gence ve rol model olarak ailesini görmüyorsa maalesef ailesine karşı negatif bir tavır alma söz konusu olabiliyor. Ya da bedeni ve zihni güçlerini gösterip kendini kabul ettirme arzusu çok ön planda olunuyor. Kendisini bedeni güçleriyle ön plana çıkarma ya da fikir ve düşünceleriyle çok sivrilip bu noktada kendini kabul ettirmeyi görebiliyoruz. Eğer bu süreçte rehbersiz ve yardımsız kalıyorlarsa olumsuz görüşmeler de görebiliyoruz. Demin söyledik, eğer aile bu noktada çok iyi bir manevi rehber olamıyorsa genç bu boşluğu dışarıdaki sosyal hayattan ya da arkadaş çevresinden tamamlamaya çalışıyor. Kontrol edilmeyen bir durumla baş başa kalırsak genç yanlış rehberler de edinebiliyor. Ve bu yanlış rehberler sonucunda içinde doğup büyüdüğü toplumu tenkit etmeye, değiştirmeye, tabii kültürel değerlerin tam tersi ya da manevi değerlerin tam tersi noktasında tenkit edip eleştirmeye de başlayabiliyor. Ve kendilerini bu noktada eğer öncü ve doğru liderler bulamamışsa kendilerini öncü ve lider kabul edip başkalarının da kendilerine uyması noktasında bir mücadelenin içerisine girebiliyorlar. Bu noktada gerçekten gençlik dönemindeki özellikle dini ve manevi değerlerimize uygun olmayan bir gençlikle karşı karşıyaysak, bizim burada öncelikle kendimize bakan yönüyle yapmamız gereken, gerçekten gençlerimize doğru bir rehberlik edebiliyor muyuz? Doğru rol modelleri olabiliyor muyuz? Gençlerin rol model aldığı kişiler onların hangi yönlerine hitap ediyorlar? Bunları çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ve genç yetişkinlik döneminde bu problemler daha da karmaşık hale gelebiliyor. Mesela bir en son aşamada yabancılaşma, madde bağımlılıkları ya da cinsellikle ilgili sıkıntılar olarak ortaya çıkabiliyor. Genelde bu kimlik bunalımına genç yetişkinler daha homojen toplumlarda, yani daha erken dönemlerde halledebiliyorlar, ama daha heterojen, toplumsal karmaşıklığın ve değişimin daha fazla olduğu toplumlarda maalesef bu süreçler uzayabiliyor. Süreçler uzadığı zaman da yabancılaşma dediğimiz kavram, genç kendi ailesine, kendi değerlerine, kendi sosyal çevresine yabancılaşabiliyor.
ya da madde bağımlılıkları, genelde sosyoekonomik düzeyle de alakalı bu durum. Kendisini ifade edebilmek için kendisine eğer aile ortamında, sosyal çevresinde yer bulunmamışsa maddi bağımlılıklarla da kendisini göstermeye başlıyor. Ya da cinsel yönelimlerle ilgili sıkıntılar başlayabiliyor. Ve bu genç yetişkinlikteki kimlik oluşumunun zedelenmesinde de biz ailelerin kayıtsız tutumlarını, parçalanmış aileleri, kötü arkadaş çevresini ya da eğitim eksikliğini, ekonomik şartların yetersizliği gibi durumları görebiliyoruz. Tüm bunlar maalesef gençlerin birbirleriyle olan ilişkini, toplumla olan ilişki ve aileyle olan ilişkide istenmeyen davranışlara sebep olabiliyor.